كيمين لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ve Ey iman edenler Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Bakara suresi 278. ayet. Kıymetli dostlar bu sure Celile'deki en dehşete düşürecek ayetlerden birisi de faizle ilgili ayettir. Faizle ilgili ayetin bu suredeki aldığı dozaj hiçbir yerde yoktur. Evvela Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Faiz yiyenler var ya, bunlar yarın ahirette mahşer meydanına doğru yürürken sarhoş gibi, cin çarpmış gibi bir sağa düşecekler, bir sola düşecekler, dümdüz yürüyemeyecekler faiz yiyenler mahşer meydanına doğru yürürlerken, faiz ve krediyle hayatına idame ettiren insanlar diye belli olacaklar. Çünkü bunlar, faiz alışveriştir dediler. Halbuki Allah Celle Celaluhu, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Onun için hadis-i şeriflerde, bir kuruş faizin birçok günahtan daha da çirkin olduğu ifade edilir. Öyleyse, en büyük günahların başında, faiz gelir. Ve bakın Allah Celle Celaluhu faizle ilgili ne dehşet bir ifade de bulunuyor. Ey iman edenler! Artık bundan sonra faizle muamelenizden vazgeçin. Eğer vazgeçmeyip yine faize devam ederseniz, o zaman bilin ki Allah'a ve Peygamber'e savaş ilan etmiş olursunuz diyor. Demek ki kişi, Cenab-ı Hak bu kadar haram olduğunu beyan ettiği halde faize bulaşırsa, sanki ona savaşa kalkışmış gibi çirkin bir manzara ortaya çıkar. Tercihimiz ahiretten yanadır. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والله Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki, varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Ali İmran Suresi 14. Ayet Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Kullarım, dünyada bazı şeyler insana süslü gösterilmiştir. Kadın, altın, gümüş, araba, bir takım dünyevi şeyler insanlara süslü gösterilmiştir. Ama bunlar ne kadar süslü olursa olsun ne kadar devam edebilirler ki? Gençlik ne kadar devam ediyor ki? Dünya hayatı ne kadar devam ediyor ki? Ey Habibim, onlara şöyle de. Size dünyada hoşunuza giden her şeyden daha güzelini, daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah Celle Celaluhu takva sahibi olan insanlar için altlarından nehirler akan cennetler ve o cennette beraber yaşayacakları eşler, hizmetçiler yaratmıştır. Bunlar hepsinden daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا فيحذركم الله نفسه bil <laughs> ibad. Herkesin iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde insan isteyecek ki, kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ali İmran suresi 30. ayet. Allah celle celaluhu buyuruyor ki: Kullarım, öyle bir gün önünüze gelecek ki o gün herkes iyilik ve kötülük namına dünyada ne yaptıysa hepsini bulacak. İyiliklerine sevinecek ama kötülüklerini buldukları zaman eyvah keşke bu günahları işlemeseydim. Ben bu günahları yapmasaydım. Nereden başıma bu belayı sardım? Eyvah! Keşke bu günahlarla benim aramda şarkla garp arası kadar mesafe olsaydı. Ben ne yaptım diyecek ve kafasını vurmak için duvar arayacak. Allah Celle Celaluhu bunu haber veriyor.